Lisa gelsin. Hadi bakalım Hadi soralım. Gelsin. Yüz yüze konuşmak sence ne demektir tatlım? Ay, yüz yüze konuşmak mı? Bak, maske veren yok yüz yüze konuşmakta. Hem de bak, aynı o. Bak sen burada geçiyorsun, sen burada geçiyorsun ve karşılaştık. Sonra gözlerimizi böyle birbirlerimize tutuyoruz. Sonra yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii ki de sen işte böyledir. Yani yüz yüze göz göze baktık diyor. Aynen. Ya bağlantısı kopmuş ya arkadaş. Sadece çocuklar demiş olabilir belki. İngilizce konuşmayı nasıl öğrenebiliriz? Korktuğum bir soru, cevabını çok merak ediyorum. İngilizce öğrenmek için iyi bir bağlantı gerekiyor. Mesela size bir şeyler söyleyeyim. Evet bak. Bakın. Tabii ki de size bugün bir şeyler anlatacağım. İngilizce anlatacağım. İngilizceler I am thirsty, I am hungry. İşte böyledir. Susadım hem de acıktım demek. Susadım tabii ki de susadım demek. I am thirsty. I am hungry, I am açım, yemek demektir. I am açım mı dedi o? I am açım. Acıkmış çocuk herhalde. Ben thirsty, I am thirsty, ben hungry. I am açım. I am açım. I am açım ya, uzatmayın artık bu konuyu. Sizin evde en çok kim konuşuyor? Ben konuşuyordum çünkü çok cevaplarım vardı kafamda. Nasıl cevaplar arkadaş? Annen en çok kimle konuşuyor? Şeyle konuşur ben. Babamla konuşur. Çünkü onunla bir bağlantı. Onunla bir bağlantı var. Sevgi bağlantısı denir bu. Sevgi bağlantısı. Bak sevgi bağlantısı aşık olmak. Aşık olmak, evlenmek. Çocukların olduğu gün. Dünyaya bebeklerin, çocukların dünyaya geldikleri gün. Çok derin evet. Konular. Ya anneyle babanın bağlantısını aşık o gün. Evlendiğin gün, aşık olduğun gün. Ay kendime gelemedim. Soruyu soracağım. Çocuklar mı daha çok konuşur yoksa büyükler mi Melisa? Büyükler. Çünkü bak. Büyükler konuşuyor ya. Büyükler büyük bir konuşmaya giriyorlar. Hı hı. Çok konuşmaları yürüyorlar. Bir şeyler soruyorlar ve durmuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz ama...